Evet, 8 yılın aradan sonra Türkiye'ye gidip bir 3 haftalık tatil yaptık. Yeni geldik sayılır. Yani bu videoda kısa bir özet olacak, kısa bir şey olacak. Bu karşılaştırma demeyelim de gözlemleme videosu olacak. Türkiye'de çok şey değişmiş, özellikle İstanbul'daydık. Birkaç şehir daha gezdik ama onun dışında İstanbul çok kalabalıklaşmış. 8 yıl öncesine kadar çok karmaşık olmuş, çok trafik var, evet. Daha önce de vardı ama şimdi çok çok daha var. Gece 11'de 12'de trafik mi olur? Ana arterler kilitleniyor, kazalar vesaire. Tamamen yaşanılmaz halde benim gözlemlerim kadarıyla. Trafik konusu dahilinde. Onun dışında çok pahalı arkadaşlar. Yani çok 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 pahalı Türkiye. Türkiye özellikle İstanbul, hani diğer Ege şehirlerinin hepsini gezmedim. İzmir'e gittim ama İzmir de pahalı. Yani nasıl, neler pahalı diyeceksiniz? Yemek, gıda sektörü tamamen çakallık üzerinde dönüyor. Onu gözlemledim, onu söyleyeyim. Yani 3 tane normal dürüm tantuni İstanbul'da, yani öyle çok bilinen bir yerde değil. Abi, arka sokak denilebilen bir yerde 3 tantuni dürüme ve bir pilav üstü kavurma değil de işte pilav üstü tantuni ya da kavurma cinsi şeye 1000 TL'den fazla para verdim arkadaşlar. Yani çok şaşırdım. Yani ulan bir tantuni 5 liraydı ya. O da yarım ekmek tantuni, büyük tantuni. Yani o yarım ekmek büyük tantuniyi de yedik başka bir yerde. İki tane yedik. İki tane, ondan iki tane ayran. 300 lira mı 250 lira mı bir şey verdik. O uygundu ama hani 3 dürüme 1000 liradan fazla vermek, bir de ufak bir pilav. İnanılmaz. Sadece bunlar da değil yani, orada zaten her gün neredeyse dışarıdaydık, tabii ailelerimizde kalıyorduk. Kanada'ya göre çok 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 pahalı. Daha yeni İngiltere'ye gitmiştik. İngiltere'den bile pahalı arkadaşlar. Türkiye bilmiyorum, ekonomik bir buhranın içerisinde ama bu aslında bir şekilde faydalanıyor bu buhrandan ve artık yani herkesi suçlamak istemiyorum ama bu yemek sektöründe veya belli sektörlerde inanılmaz kazıklanıyorsunuz arkadaşlar ve bunu kabul ediyorsunuz. Yani bunu bir boykot eden, protesto eden yok. Herkes paşa paşa yiyordu benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben özlediğim için yedim. Yoksa orada yaşayan bir adam olsam yani hiç ben gidip o paraları vermem. Dışarıda yemeği asla vermem, ki Kanada'da da yaşıyorum, ben burayı pahalı zannediyordum. Yani burada benim verdiğim, ne bileyim, bir alt kalite değil, orta kalite restorana gittiğimde, ne bileyim, oranın steak, et vesaire bir şey, aile restoranına gittiğimde işte Hazal'la ben 50-50 100 dolar veriyorum, çıkıyordum ulan ne kadar pahalı diyorum, çünkü 100 doların alabilitesi aslında çok burada. Yani şöyle söyleyeyim, kilosunu ben 8 dolara bulabiliyorum kıymadan, atıyorum. Atmıyorum, doğru. 8 dolara var kilosu, atıyorum. Oradan hesaplayın siz. Neredeyse 10 kilo kıyma alırsın. O 100 dolara verdiğin 10 kilo kıyma da seni Allah bilir ne kadar götürür. Neyse, yani öyle kıyaslama çok yapmıyorum ama yine de dediğim gibi Türkiye'de çok pahalı. Şey, Kanada'da ben pahalı zannediyordum ama Türkiye onu aşmış. Her anlamda aşmış. Marketler vesaireler. Ben takip ediyordum buradan yine de ekonomiyi falan Türkiye'nin. Ama düşündüğümden daha felaket bir tabloyla karşılaştım. Yani benim açımdan felaket. Belki de sizler hak vermiyorsunuz bu konuda bana ama Kanada'yı tek bir açıdan hani geçmiş olabilir. O da sağlık sistemi. Tabii ki yine özel hastaneye gittim Türkiye'de birkaç muayene olabilmek için. Kanada'da 5 yıldır göremediğim doktorları, hatta yani belki de 10 yıldır göremeyeceğim doktorları 3 saat içerisinde gördüm Türkiye'de. Öyle bir güzellik var tabii. Ülkemi kötülemem asla. Ama tek bir şey dışında, şu birkaç şey dışında, tek bahsettiğim gibi. Yani bir yandan da politik olarak ülkenin ya inanılmaz bir emniyet güçleri yoğunluğu var. Polis yoğunluğu var. Ben anlamadım. Kaç kere durdurulduğumuza, yani çocuklu, 1 yaşındaki çocukla geziyoruz. Durdurup bakıyorlar bizi, kimsiniz, nesiniz. Pasaportu alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, soruyorlar. Yahu yani beni durduracağına karşıda yürüyen
Belki de kimliksiz kişileri durdurmuyorsun ama ben çoluklu çocuklu adamım. Beni sürekli durduruyorlardı. Yani eşimin, çoluğum, annemin yanında. İlginç, belki de belki de öyle bir tipim var. Bilemeyeceğim. Evet, yani böyle bir hemen bir açılış videosu yapayım dedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar, Türkiye gerçekten, yani bir yere oturuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, ben ailemle oturuyorum yine, diyelim annem, babam, eşim, çocuğum. Ufak minik, 1 yaşında. 200-300, 250 dolar Anadolu doları eşlerinde tutuyor yemek. 100 dolar, 150 dolar. Yani bu da en basit, en alt, hani en alt değil de hani orta bile değil yani o gittiğimiz yerler Türkiye'deki. Ben kebap seviyorum. Gene ocakbaşı. Çok pahalı, inanılmaz pahalı. Yani bunun altına gelecek yorumları biliyorum. Ama ne bileyim, geçmiş olsun diyelim yani, bu kadar finansal kriz değil bu. Bunun adı çakallık, onu söyleyeyim. Bu kadar kandırılmanın kabul edildiği başka bir ülke olduğunu düşünmüyorum dünyada. Varsa eğer, görmedim. Ne diyelim? Hoşça kalın.